Günaydın arkadaşlar. Güzel. Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Ben iki değilim. Ben aslında 6'da uyandım. Sonra da birazcık daha uyumaya çalışayım dedim. Uyuyamadım, uyandım, kalktım. Böyle birazcık ders notlarına baktım. Bugün bütün var. Dorsal sistem teorisinin bütüne gireceğim. Çünkü finalim iyi geçmemişti. Bütüne gireceğim. Ama hiç şaşasım yok. Yani aslında 3-4 gündür bayağı çalışıyorum. Ama çalışmam bir şey ifade etmiyor. Yüzden etmiyor. Ne kadar çalışırsam çalışayım. Defterin kapağını kapatıp tekrar açtığımda her şey gidiyor. Hiç bilmiyormuşum, hiç çalışmıyormuşum gibi oluyor. Ya bilmiyorum ne olacak. Umarım sınavda böyle hepsi tek tek aklıma gelir ve yaparım. Ya bilmiyorum, aslında hocanın çözdüğü soruları da çözdüm. Yapabiliyorum ama böyle her şey karışıyormuş gibi geliyor. Hiçbir şey bilmiyormuşum gibi geliyor. Neyse şu an saat 8'e geliyor. Birazcık tekrar etmiştim. Geçen seneki kontrol notlarına da baktım. Çünkü hoca o notlardan da biraz bir şeyler sormuştu. Tabi bu sefer sorarını bilmiyorum. İçimden bir his finalle aynı soracak diyor ama hislerime de çok güvenemiyorum. Her şey olabilir. O yüzden kendimi riske atmadan böyle yine bir hızlıca notunu çıkarmaya başlayacağız diyorum. O zaman kazamız mübarek olsun. Bu arada bugün akşam 4'te otobüse binip Giresun'a gidiyorum. Çocuklarını bırakacağım. Zehra gelip bakacak bunlara. Anne. Anne. Ben gidiyorum akşam. Ben sana atıyorum. Öyle işte. Neyse, ondan sonra konuşuruz. Hallederiz. Şimdi 11'e kadar çalışacağım. 11'de okula geçeceğim. Figen'le buluşacağım. Utku da gelir herhalde. Biraz okulda da bakacağız. Sınav 12.30'da. O zaman zaman kaybetmeden başlayalım. Arkadaşlar hazırlandım. Okula çıkıyorum şimdi. Saat 11.30'a doğru falan geliyor. 12.30'daydı herhalde sınav ya. Yanlış hatırlamıyorsam hani 12.30'daydı. Ya bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Öyle değişik bir konu ki arkadaşlar. Yani çalıştım ama ya böyle sanki hiçbir şey bilmiyormuşum gibi geliyor. Öyle bir ders yani. Böyle birisi bir şey sorduğu zaman böyle kalıyorum. Ya bazen de İngilizce terimlerine aşina olduğum için Türkçesini söyledikleri zaman da böyle kalıyorum. Neyse ki Allah'tan hoca bir arka yüzüne, işte bir yüzüne Türkçesini, bir yüzüne de İngilizcesini yazıyor soruların. Artık kafamı karıştığı yerde ya da o an hangisi gerekiyorsa oradan bakar soruları cevaplarım diyorum. Ya umarım şunu geçerim ya. Ben şey diyordum, öyle 100 alacağım, bitten 100 alacağım diyordum ama. Alırsın mesela, alırsın ha. Bak hoppa hoppa. Neyse bakacağız artık. Şimdi gidiyorum. Utku okula çıkıyormuş. Figen de birazdan gelir. Sonra zaten ben koştur eve geleceğim. O sırada Zehra gelecek. Böyle sırt çantamı falan ayarlamadım. Bilgisayarlarımı falan koymadım. Bilgisayarımı koyacağım. Şu özetlerini koyacağım. Birkaç bir şey daha koyacağım. Zaten valizimi hazırladım da. Evde şu an darmadağınık. Zehracığım. Sövmeden topladığın için teşekkür ediyorum sana. Çok öpüyorum seni burada. Ya bilmiyorum nasıl olacak. Havada bir soğuk gibi, bir sıcak gibi yanmıştım. Bu ne ya? Kar yağıyor. Bir yandan güneş açıyor. Neyse. Neyse şimdi gideyim de okula. Son tekrarları yapalım. Son tekrarları yaptıktan sonra artık Allah'a emanetiz. Siz de Allah'a emanet olun. Sonra görüşürüz.
Geldim okula. Şimdi bel kapısından içeri girdim. Utku amfideymiş. Oraya geçiyorum. Gel. İçeriden geldim. Şu anda da kayıtmış mesela niye? Neyse bakalım. Sonumuzda yer olsun arkadaşlar. Çok gergin ama okulun tarafı bakın çok güzel. Bayağı güzel kar yağdı buralara. Buraları tuzlamışlar falan. Tabii bizim oraya çok fazla yağmadı. Böyle insanlar çevremden geçerken ben video çekince garip olurum da. Neyse yapacak bir şey yok. Biz de ekmeğimizin peşindeyiz ama ekmeğimizin peşindeyken de şuralarda bir yerlerde yara kapaklanmayalım. Başka hiçbir şey istemiyorum yani. Soğuk kulaklarım dondu lan. Atki çıkarmasam olmuş da neyse. Geldim zaten şimdi. Mekan. Mühendislik be. Yedim bizi bitirdim be. Kız o fıralar güzel. Tabii ki de ben yine video çekerken telefonum şarj bitti. Zaten dışarıda çok soğuk. O yüzden bir anda kapandı. Neyse birazcık şarj ettim. Şimdi kendime su falan alacağım. Birazcık da dışarıda bir hava alacağım. Çünkü baktıkça böyle gene her şeyler böyle karışıyor gibi de karışmıyor gibi de. Birisi bir şey sorduğu zaman böyle bakıyorum. Hiçbir şey diyemiyorum. O yüzden ben de bakmıyorum. Şimdi birazdan Figen gelecek. Figen geldikten sonra da böyle bir göz bakarız. Ondan sonrası da artık girelim. Olsun bitsin ben de hemen Giresun'a gideyim. Arkadaşlar bütten çıktık. Bütümüz bok gibi geçti. Yeeey. Bundan da kaldık mı? Analog'dan kalacağız. O analog sınavına girecek şimdi. Ben de koştur koştur şeye gidiyorum. Eve geçiyorum. Valizimi alıp otogara geçeceğim. Sonra Giresun'a gideceğim. Yeeey. Görüşürüz. Görüşürüz. Dikkat et şimdilikten. Başarılar. Elap arkadaşlar pişmanlıktır. Elap yazmayın. Ben şimdi koştur koştur eve geçeceğim. Zehra da geçmiştir herhalde. Bilmiyorum bakalım. Onu bir arayayım. Sonra sırt çantama falan hazırlayacağım. Bilmiyorum yetişiyor. Umarım kaçırmam ya. Kaçırmam. Erken saat aldım. Birazcık sıkıntı oldu ama bakacağız. Neyse hadi görüşürüz. Şimdi nereye girdik arkadaşlar? Gördüm o zaman bitecek çok merak ediyorum ama bitmeyecek gibi herhalde. Zırt pıttı mola veriyoruz. Neyse şu an kaynaş tarafına koyuyoruz herhalde. Buraya daha gelmedik. Ondan sonra Allah kerim diyorum. Sabahlar olmasın. Ben de şimdi oturacağım. Kişiler izleyeceğim. Vakit geçecek. Arkadaşlar şimdi dur bir dakika dışarı çıkayım. Gerede dinlenme tesislerine geldik. Abi yolunuz asla geride düşmesin. Bakın asla asla geriden geçmeyin. Çok soğuk. Çok soğuk. Her taraf yani çok az kar var ama yani böyle bir soğuk yok. Ben de salak gibi tayt giydim. Tayt giydiğim için donuyorum. Neyse şimdi içeri gidiyorum çünkü içeride sesim çıkmıyor. Ya sen de şuna bak. Gel buraya. Senin gözlerine ne oldu? Hasta mısın sen? Ha? Senin gözüne ne oldu? Gel. Sizin gözünüze ne oldu böyle ya? Ha? Soğuktan mı oldunuz böyle? Hı? Gel. Şebek. Arkadaşlar az önce tuvalete gittim. Su o kadar soğuk ki. Elim şu an var ya hissetmiyorum. Kesseniz şu an hissetmem. Yani böyle bir soğuk yok. Bu nasıl bir soğuk bu ya? Bu nasıl bir soğuk? Anlamadım. Hiç anlamadım. Neyse birazdan biter herhalde. 20 dakikaydı mola. Bir 10 dakika falan olmuştur herhalde. Birazdan otobüse geçerim de ondan sonra takılmaya devam edeceğim. Daha çok var. Daha çok var.
Şimdi termeden çıktık. Uzun bir molaydı. Yani yarım saatten ama bir saat falan sürdü herhalde, bilmiyorum. Neyse. Çok uykum var. Yani uyuyamıyorum. Bir an önce eve gitmek istiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım duyulmuştur. Anahtarım olduğu için şimdi içeri gireceğim herhalde. Bizimkiler uyuyor. Hadi. Günaydın tatlım. Geldim baba. İçeride mi yatıyor? Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben geldim, uyudum, uyandım, kahvaltı falan yaptım, bir şeyler oldu. Neyse telefonu yeni açtım, saat 4 oldu. Şimdi anne evinde olmanın en güzel yanları, istediğiniz her şeyi. Ve hani ilk geldiğiniz gün, uzun bir aradan sonra geliyorsanız ne isterseniz yapılıyor. Cem deli gibi sütlaç çekiyordu. Tabii annemin sütlacı gibisi yok. Şimdi 5 kase sütlaç yiyeceğim. Ardından annem bana diyor ki mercimek çorbasını yapayım, pancar çorbasını. Ben mercimek çorbasını normal hayatta da yapıyorum. Ama pancar çorbası denilince, anneme pancar çorbası denilince akan sular durur. O yüzden annem bana pancar çorbası yaptı. Yanına yufka kızartması istiyorum, turşu kavurması istiyorum ve incir reçeli de istiyorum. Dur daha, bismillah, bugün hangi birini yiyeceksin anam? Dur daha. Ah kafam. Ve dimle de istiyorum. Annem dolma da yapmış. Ama yaprak sarmış. Ben pancar istiyorum. Bakın şimdi. Bak bak şu güzelliğe bak. Yarmalara bak. Mısırlara bak. Oh acıya bak. Ah be anne, bu spor yapıyorsun ha. Vallahi bu spor yapıyorsun. Burada da sütlaçlar var. Burada mayalanmayı bekleyen bir yoğurt var. Burada of. Anneni seveyim. Anneni seveyim. Çok güzel. Öyle arkadaşlar, akşam saat 4 oldu, ne ara 4 oldu ben anlamadım. Ama bu kokum kazan gibi ya. Çok çok salakça uyudum bugün. Bir uyudum, bir uyandım, bir değişik oldum. Burada benim minnesim var. Kim var burada? Ben. Sen kimsin? Ben. Ha. Özledin mi beni Eymen? Özledim. Ne kadar özledin? Bir de küçük var bakayım. Of. Arkadaşlar. Bundan sonra görüşürüz. Ben şimdi şunları bir yiyeyim. Bir güzel. Selam arkadaşlar. Şimdi ablam işten gelecek. Onunla beraber bir markete geçeceğiz. Ben diş fırçası getirmeyi unutmuşum. Gerçi unutmuşum değil. Lezzet diş fırçası yoktu. Getiremedim o yüzden. Burada da yokmuş. O yüzden şimdi buradan marketten diş fırçası alacağım. Ablam da işten çıktı, geliyor. Dur da bakalım nerede. Az önce şurada yürüyen birisi vardı. O ablam mı değil mi bilemiyorum. Önüne doğru yürüyorum. Sen de çekmiyormuşum ya. Sen çekiyorum beni diyordun. Yine bu ayakkabıyı buldu. Tabii canım yani. Çok atacaktım ben onu. İyi, ilk atmamışsın. Ben atmışsın düşünüyordum ama görünce mutlu oldum cidden. Arkadaşlar, dorsal sistem teorisi sınavım açıklanmış, bir tek girmiştim. Şu an çok gerginim ve çok heyecanlıyım. Ne oldu hiç bilmiyorum. Of, beraber bakalım şimdi.
Çok heyecanlandım. Yes, 67 almışım lan. Woohoo! Geçmişim. Woohoo! Sen tamam. Ya bu 67'yi ben finalde alsaydım şimdi AA gelmişti. Üf, neyse. Yapacak bir şey yok artık. Ama geçtim. Mutluyum. Acaba ortalamam kaç oldu şimdi? Şimdi ortalama hesaplayacağım. Bakalım ne olur. Arkadaşlar sınav için hocadan ben 5 puan istedim. Bana 5 puan verseydi karf notum CC değil de CB düşüyordu. Ve CB düştüğü zaman da dönem ortalamam 3.20'ye çıkıp genel ortalamam da 3.03'e çıkıyordu. Yani benim bu dönemki amacım genel ortalamamı üstüne çıkarmaktı ama maalesef 2.96'da kaldı. Ne yapacak bir şey yok artık. Bir sonraki dönem onu 3 üzerine çıkarmaya çalışacağız. Gerçekten çok üzüldüm yani 67 alıp CC gelmesine. Yani hedefim 100 almaktı. Sürekli her yerde 100 alacağım diyordum ama yani dediğim gibi sınav öyle garip bir sınav ki. Yani çalışıyorum, biliyorum ama sınav esnasında soru böyle karşıma geldiği zaman sanki onu daha önce hiç görmemişim gibi oluyorum. Ya belki de yeterli çalışmadığım içindir ya da konuyu sadece o kadar konuyu son bir haftada falan çalışmak da tabii ki de yeterli değil. Düzenli olarak çalışsaydım böyle de olmazdı ama ya bilmiyorum böyle bir tık üzüldüm. Ama yapacak bir şey de yok yani geçtim alttan dersim falan da kalmadı o yüzden de mutluyum. Öyle. O zaman bu videonun da sonuna geldik. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Umarım sizin sınavlarınız da iyi geçmiştir. Alttan dersiniz falan kalmamıştır. O zaman yeni bir dönem bizi bekliyor. Tabii öncesinde güzel bir tatil yapıp bir rahatlayalım. Bir böyle bir kafamızı boşaltalım. Benim de tabii böyle Giresun'a geleli yeni oldu yani. 2-3 gündür Giresun'dayım. O yüzden böyle ben de birazcık dinlenip böyle birkaç gün hiçbir şey yapmayıp ardından tabii ki de ufak ufak çalışmalara başlayacağım. Siz de aynen kendinizi çok fazla yormadan ama yine de yaptıklarımızı unutmadan yani güzel tekrarlarla dönemimize devam edelim. Güzel bir döneme başlayalım ki her şey bizim için çok daha iyi olsun. O zaman sizi çok öpüyorum. Görüşürüz.